Bu görmüş olduğunuz hareketlerin hepsi aslında bel esnekliği istiyor. Yani bel esnekliğimiz düzgün olursa, köprüyü düzgün yapabilirsek bu hareketleri çok daha kolay öğreniriz, daha estetik ve düzgün yaparız. Yani bu videoda size köprü ve köprü varyasyonları göstereceğim. Bu şekilde eğer bunları yaparsanız filik filak, überschlag bu tarz hareketler için bir ön basamak olacak bu video. O yüzden buna özen gösterin. Bu video benim ne işime yarayacak? Bel esnekliği, köprü hareketi bana nasıl bir fayda sağlar diyorsanız size örnek olarak motivasyon verecek bir hareket gösteriyorum. Yani bu hareket görmüş olduğunuz gibi filik filan çok önemli bir basamağı, zaten neredeyse filik filan gibi bir hareket. Bel esnekliği ve köprü hareketleriyle bunları nasıl yapabiliriz? Onu anlatacağım elimden geldiğince. Basamaklara geçmeden önce kesinlikle çok iyi ısınmamız gerekiyor. Özellikle omuz ve bel bölgelerimizi iyice esnetmemiz gerekiyor. Tüm hareketleri gösteremeyeceğim ama siz aklınıza gelen bütün esnetme hareketlerini yapın. Köprü varyasyonlarını rahat yapabilmemiz için omuda da kalkabilmemiz gerekiyor. Şimdi köprü basamaklarına geçiyoruz. Bunun gibi çok yüksek olmayan bir şey ayaklarımızı koyup köprüye daha rahat kalkabiliriz. Köprüye kalktığınızda durabildiğiniz kadar durun. Bu 5 saniye olur, 10 saniye olur. Yorulduktan sonra inin, biraz dinlenin ve tekrar kalkın ki bu şekilde yoğun bir şekilde kendinizi çalıştırın. Yapabildiğiniz kadar ileri geri yapın. Yere yatarak köprü deniyoruz. Tabii ki herkesin seviyesi farklı olabilir. O yüzden eğer köprüyü düzgün yapamıyorsanız olabildiğince bunu düzeltmeye çalışın. Bu tabii ki bir hafta sürebilir, bir ayda sürebilir, üç ayda sürebilir. Düzenli çalışmanız gerekiyor. Köprüyü düzgün yapanlar diğer basamaklara geçebilir. Şimdi ayaktan köprüye doğru düşme antrenmanı yapacağız. Bir elinizi duvara koyun, ondan sonra köprüye geçerek yavaşça iniyoruz. Sonra kalkıyoruz. Eğer tek el koyup yandan alarak rahat yapabiliyorsanız, şimdi bu hareketi zorlaştırıyoruz ve direkt geriye bakarak çift el koyuyoruz. Bu harekete iyice çalışın ve bunu gittikçe zorlaştırabiliriz. Tabii ki bunları, bu hareketi gerçekten kolay yapabiliyorsanız yapın. Şimdi bu hareketin tersini yapıyoruz. Ayaklarımız duvara bakarak yerde köprüye kalkıyoruz. Köprüye kalkın, duvara ayağınızı atın ve yürüyün. Amut pozisyonuna gelip kendinizi yere indirin. Yine ayaklarımızı yüksek bir yere koyarak köprüye kalkıyoruz. Kolay olması için başta tek bacağınızı hızlıca savurarak bu şekilde inmeye çalışın. Gördüğünüz gibi bu iki hareket aslında filik filan giriş kısmı ve bitiş kısmı. Bir arkadaş yardımıyla ayaktan köprüye inin. Gel köprüye. Durdu. Ondan sonra tek bacağını kaldırarak gir. Bir elle buradan destek verirken diğer elle de dönmesini kolaylaştırıyorsun. Zaten bunu yapan insan artık yani filik filan çoğunu bitirmiş demektir. Bundan sonra artık zıplayarak girdiğinde zaten filik filak oluyor. Gel bir filik filak. Yani aslında böyle bir şey ama filik filak ayrıntılı bir şekilde başka videoda anlatacağım. Bu bel esnekliği ile alakalıydı. Umarım faydası dokunmuştur. Eminim ki bazı filik filak atan arkadaşlar yazacaktır. Ben bu hareketi hiç denemeden filik filak öğrendim veya bu hareket filik filaktan daha zor diyebilirler. Ama bu hareketi öğrenirseniz filik filak daha kolay çıkacaktır. O yüzden evde bu tarz antrenmanlarla çalışarak filik filak daha kolay ve daha estetik yapabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.
Başka sorularınız olursa da yorumlarda bekliyorum. Görüşmek üzere.